arkadaşlar, nasılsınız? Ben bugün biraz üzgünüm. Çünkü sabah bir arkadaşıma ders çalışmak için söz vermiştim. Sonra başka bir arkadaşım beni dışarıda oynamak için çağırdı. Ben de onunla gittim. Yani arkadaşıma sadık kalmadım çocuklar. Onun yüreği çok üzülmüş olmalı, değil mi? Sadık kalmak gerçekten çok önemli. Bugün bu konu hakkında öğreneceğiz. Ama önce gelin küçük tiyatromuzu izleyelim. Eğer bir şeyi başarmaya çalışırsam başarabilir miyim? Neyi başarmak istiyorsun ki? Pilot olmayı. Bence çok uğraşma, başaramazsın. Ya? Öğretmenim. Ne oldu çocuklar? Bir şeyi başarmak için çok çalışırsam başarabilir miyim? Bir şey yapmak için çok çalışırsan başarabilirsin. İstersen gel Yusuf'un hikayesine bakalım. Oradan en iyi cevabı alacaksın. Hadi hep birlikte Yusuf'un hikayesine bakalım. Sonra Yusuf'a, madem ki Tanrı sana bütün bunları açıkladı, senden daha akıllı ve bilgili bir adam yoktur, dedi. Sarayımın yönetimini sana vereceğim. Bütün halkın buyruklarına uyacak. Tahttan ötürü yalnız ben senin üzerinde olacağım. Yaratılış 41-39-40. Bugün sadık adam olan Yusuf'la tanışalım. Yusuf'un 10 abisi ve bir küçük kardeşi vardı. Tanrı düşleri aracılığıyla Yusuf'un ileride büyük bir adam olacağını ona gösterdi. Yusuf'un gördüğü bir düşte, tarlada kardeşlerinin demetleri Yusuf'un demetinin önünde eğildi. Yusuf bir düş daha gördü. Düşünde güneş, ay ve 11 yıldız Yusuf'un önünde eğildi. Bu iki düşün ikisi de Yusuf'un ileride büyük birisi olacağını, kardeşlerinin onun önünde eğileceğini gösteriyordu. Kardeşleri Yusuf'tan nefret ediyordu. Babalarının Yusuf'u daha çok sevdiğine ve babalarının bütün varlığına sahip olacağına inandılar. Yusuf'a bir düzen kurdular. Kardeşleri Yusuf'u 20 gümüşe Midyanlı tüccarlara sattılar. Yusuf, Midyanlı tüccarlar tarafından bir köle olarak Mısır'a götürüldü. Yusuf, Mısır'da Firavun'un muhafız birliği komutanı olan Potifar'a satıldı. Yusuf, bir köle olmasına rağmen Tanrı'nın kendisini büyük bir adam yapacağına inanarak kendisine düşen işleri büyük bir gayretle yerine getiriyordu. Yusuf'un başına bir olay daha geldi. Yusuf, yapmadığı bir işten dolayı suçlandı ve zindana atıldı. Yusuf zindanda da Tanrı'nın vaadine inandı. Sorumlu olduğu işleri yerine getirerek her şeyde başarılı oluyordu. Bir gün Mısır kralı bir rüya gördü. Ama o rüyayı yorumlayacak hiç kimse yoktu. Bu arada eskiden zindandayken Yusuf'un düş yorumuyla tekrar görevine dönen Firavun'un sakisi Yusuf'u hatırladı. Firavun'a Yusuf'un düş yorumlarının doğru çıktığını anlattı. Firavun Yusuf'u çağırdı. Yusuf, Firavun'un gördüğü düşü yorumladı. Yusuf, gelecekte olacak sorunların neler olduğunu ve bunların nasıl üstesinden gelebileceklerini de Firavun'a anlattı. Firavun, Yusuf'tan daha akıllısı, daha bilgilisi olmadığını ve Tanrı'nın ruhuna sahip birini bulamayacağını anladı. Yusuf'u Mısır'ın yöneticisi yaptı. Yusuf, mucizeler yaşayan bir kişi oldu. Onun küçükken gördüğü düşlerden Tanrı ona bir vaatte bulundu. Yusuf bu vaade güvendi, o yüzden çektiği her sıkıntıda Tanrı'ya dayanarak kendi görevinde çalışkanlığını gösterdi. Böylece Tanrı'nın mucizelerini gördü. Bugün Tanrı'nın Yusuf'un hayatında yaptığı mucizeleri duyan herkesin Yusuf gibi bir imana sahip olmasını diliyoruz. Tanrı'nın beni büyük bir insan yapacağı vaadine inanarak her sıkıntı çektiğimiz durumda vazgeçmeden sonuna kadar imanla gayret etmeliyiz. Her gün yaptığımız işlerde elimizden geleni yapıp çalışkan çocuklar olalım. Evet Yonatan'cığım, sorunun cevabını aldın mı Yusuf'un hayatından? Evet.
Evet, ben de Yusuf gibi çok çalışıp pilot olacağım. Harikasın. Çak o zaman. Çok çalışalım. Sen de çek bakalım. Harikasın. Gördünüz değil mi çocuklar? Yusuf Tanrı'nın sözüne sadık kaldı ve Tanrı onu bereketledi. Tanrı sadık kaldığımızı bizi de bereketleyecektir. Çocuklar, şimdi gelin beraber bir ilahi söyleyelim. Çok harikaydınız çocuklar. Bu kadar coşkuyla ilahi söylediğiniz için sizinle seviniyorum ve teşvik alıyorum. Şimdi hazırsanız yine güzel bir oyun oynayalım mı? Evet çocuklar, bugün oynayacağımız oyun için gazeteleri kullanacağız. Biz şimdi buradaki arkadaşlarınızla oynayacağız. Siz de dikkatlice izleyin ve evde arkadaşlarınızla oynayın, olur mu? Evet. Önce gazete parçalarını yere koyuyorum. Şimdi çocuklar, hadi gelin gazetelerin üzerine çıkın. Evet. Gazetelerin üzerinde eşit durun, tamam mı? Hazır mısınız? Hazırız. Tamam Yeşil, çok güzel. Tamam. Şimdi ben 1 2 3 diye saydığımda gazeteyi böyle çekeceksiniz, tamam. Ve yırtan taraf kazanacak, tamam mı? Hazır mısınız? Evet. 1 2 3 Başlayın. Bravo. Evet. Evet, evet. Tamam, 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 tamam çocuklar. Yeşil kazandı ve Anton. Bravo size çocuklar. Şimdi kazanan iki kişi beraber oynayacağız, tamam mı? Hazır mısınız şampiyonlar? Evet. 1 2 3 Vaa! Wow. İkiniz de aynı anda yırttınız. Demek ki ikiniz de kazandınız. Şimdi çocuklar hadi ayağa kalkın. Beraber gazetelerin üzerinde dans ederek parçalara ayıralım, tamam mı? En küçük parçalara ayırın. Vaa! Wow. Harikasınız. Evet, bravo. Arkadaşlar sizi yerlerinize alalım. Oturun. Bakın burada benim bir hazine kutum var. Onun içinde ne var biliyor musunuz? Bir sonraki bölümde nelerle oynayacağız? Onlar var. Acaba ne çıkacak? Evet. Küçük toplar. Ve arkamızda bir de sepetimiz var. Bir sonraki bölümde bu sepeti ve topları kullanarak güzel bir oyun oynayacağız. Evinizde varsa hazırlayın, olur mu? Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Oyun çok eğlenceliydi değil mi çocuklar? Umarım bittikten sonra gazete parçalarını yerden toplamışsınızdır. Biz çok eğlendik ama annemizin üzülmesini istemeyiz değil mi? Şimdi el işi yapmak için Jessica ablanın yanına gidelim. Hepinize tekrar merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz sadık adam Yusuf'la ilgiliydi değil mi? Evet, size tekrar bir sorum var. Neden kardeşleri Yusuf'u sattı sizce? Siz olsanız kardeşinizi satar mısınız?
Ben satmam. Peki sizce onlar neden sattı? Bir düşünelim. Sanırım onu sevmiyorlardı, değil mi? Babasının onu daha çok sevdiğini düşünüyorlardı ve babasının bütün mal varlığına sahip olacağını düşünüyorlardı. Bence çok yanlış. Ama görüyoruz ki Rabisa, Yusuf'un çalışkanlığı sayesinde onu o düştüğü durumdan çok yüksek yerlere getiriyor. Evet, biz de bu dünyada çok çalışmalıyız ki çok yüksek yerlere gelebilelim. Evet, bugünkü dersimizde Yusuf'u işledik. Biz de sizinle Yusuf'u yapacağız. Şimdi ben malzemelerimizi sayayım. Kağıt bardak gerekiyor. El işi kağıtları ve simlerimiz gerekiyor. Evet, ilk önce bardağımızı elimize alıyoruz. El işi kağıdımızı elimize alıyoruz. Ve kağıt bardağımıza sarıyoruz. Sardıktan sonra şu kısımları kesiyoruz. Kestikten sonra alıyoruz ve kenarlarına sürüyoruz. Evet, şimdi yapıştırıyoruz. Evet, şimdi boş kalan kısmımız var ve fazlalıklarımız var. Onları tekrar kesiyoruz. Evet. Ve tekrar aynı renk el işi kağıdımızı alıyoruz. Ona uygun bir parça kesiyoruz. Ve aynı şekilde yapıştırıyoruz. Evet, fazlalığımızı keselim. Tekrar yapışkanımızı sürelim. Evet. Ve kurumasını bekleyelim. Şimdi gördüğümüz gibi bu kısımları ve bu kısımları kesilmiş durumda. Biz de makasımızın uç kısmıyla bir delik açıyoruz. Aynı şekilde aynı hizada diğer tarafa da delik açıyoruz. Ve kesiyoruz. Sonra yukarı doğru kolu olacak şekilde kesiyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da. Kesiyoruz. Şimdi bunları kestikten sonra üst kısmımızı makasla tekrar keseceğiz. Evet. Ve kestikten sonra saçımızı yapıştıracağız.
ve siyah pilot kalemimizle iki tane göz, bir burun, bir de ağız çizeceğiz. Ne kadar güzel oldu değil mi çocuklar? Şimdi biraz daha renklendirmek için kestiğimiz kol kısmına renkli renkli el işler yapıştıralım bence. Ya da siz isterseniz sticker da yapıştırabilirsiniz, bul da yapıştırabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Evet. Şimdi renkli renkli şeylerimizi yapıştıralım. Diğer tarafa da. Kestiğimiz el işleri yapıştıralım. Şimdi istediğimiz renk simlerle buraları süsleyelim. Ben simleri çok seviyorum. Böyle renkli renkli o kadar güzel şeyler yapılıyor ki bunlarla. Ne kadar güzeller değil mi? Mesela bir tane kalp yapalım buraya. Bakın ne kadar güzel oldu değil mi? İçini de kırmızıyla süsleyelim. Nokta nokta yapalım. Arkasını döndürelim. Buralara da zikzak çizelim böyle. Farklı farklı renklerle. Evet, şimdi aralara sürelim ve yapıştıralım. Evet. El işimiz bitti. Şimdi haftaya malzemeleri söylemek istiyorum ben size. Adet kağıdımız, yapıştırıcımız, makasımız, mavi, yeşil, kahverengi, siyah kartonlarımız, renkli kalemlerimiz gördüğünüz gibi ve dediğim gibi sim de alabilirsiniz çünkü çok güzel oluyor onlarla. Evet, haftaya görüşmek üzere. Evet çocuklar, bugün programımızın sonuna geldik. Öğrendiğimiz şeyler için sizinle beraber Tanrı'ya dua edelim mi? Tanrım, sana şükrediyoruz. Bugün yine senin sözünden çok güzel şeyler öğrendik. Yusuf gibi sadık kalabilmek için senden yüreklerimize dokunmanı diliyoruz. İsa'nın yüce ve diri adıyla. Amin. Çocuklar, bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.